Müvekkilim, bu 6 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan genelge, sözde genelge vesaire, bununla ilgili daha sonra şirketinden ona bir yaptırım istendi. Aşı olması veya PCR olması doğrultusunda bir ihtarname gönderildi. Biz müvekkilimizle bu aşamadan sonra tanıştık. Kendisine bu ihtarnamelere cevap verirken vesaire hep yardımcı olduk. Dedi ki bu iş kanununda sonradan yapılan, hani iş sözleşmesinde sonradan yapılan bir değişiklik. Onu anlattık işverene ama işveren bunu kabul etmedi ve müvekkilimizin iş sözleşmesini feshetti. Daha sonra biz de hukuki süreci başlattık, arabuluculuk sürecinde. Arabulucuda anlaşamadık ve daha sonra dava yoluna gittik. 7 Nisan'da ilk duruşmamıza girdik 2022 tarihinde. 4 celse sürdü duruşmamız toplam ve en son 16 Haziran'da karar kabul olarak biterek sonuca vardı. Bizim buradaki temel dayandığımız nokta şuydu. Buradaki yayınlanan genelge istenilebilir, yani zorunluluk taşımayan bir genelgeydi ve iş sözleşmesinde esaslı bir değişiklik yapıyordu. Mahkeme de bunları kabul etti. Esaslı değişiklik derken, çok hukuki olarak da boğmak istemiyorum ama işçiyi işe alırken sen bundan böyle bir şey istemedin. Yani bir aşı olmasını, PCR vermesini istemedin. Daha sonra da bunu değiştirmeye çalışman işçinin onayıyla olacak bir şey. İşçi de bunu kabul etmediği takdirde İş sözleşmesinde tabii ki feshetme hakkı olduğunu düşünsek de bu hak edişlerini vererek olacak bir şey. Kıdem, ihbar. Onları vermediği için biz davamızı açtık ve davanın sonucunda da kabulle sonuçlandırdık. Bursa'da bir ilk, Bursa'daki ilk kararı aldık. Türkiye genelinde de çok az sayıda bir emsal niteliği taşıyor kararımız. Benim bu şekilde örnek davalarım da var. Bunların hepsinde bu emsal kararı da kullanmaya devam edeceğim. Umarım hepsinde tüm mahkemelerde de aynı kararı vereceğini düşünüyorum. Yani bana net dava açtığım 13 kişi olması gerekiyor ama yardımcı olduğum yüzlerce kişi var. Bursa olsun, Bursa'nın çevre illeri olsun, Türkiye'nin tüm yerlerinden bizi aradılar. Biz oradakilere de hepsine dilekçeler gönderdik, gruplar kurduk vesaireler, yardımcı olduk. Ama bir fiil Bursa'da dava açtığım 13 kişi var ama yardımcı olduğumuz yüzlerce kişi bu noktada oldu. Yani buradan da burada hani daha önce haklı fesih zannedenler varsa vesaire olursa bir emsal niteliği taşıması bizim için çok güzel bir şey. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını hak etti. İş sözleşmesi haksız yere feshedildiği için kıdem tazminatı ve aynı zamanda ihbar tazminatı 8 hafta olmak üzere toplam yaklaşık 37 bin lira, onun çalışmasının karşılığı bir paraya hak kazanmış oldu.